Siirt'in Sırrı belgeseline gelmek istiyorum. İnan Temel Kur'an çekiyor. Evet. Senin üzerine bir belgesel çekiliyor. Sen orada 17 yaşındasın. Neden senin üzerine bir belgesel çekiliyor? Başka orada sporcular da vardı. Ben 2010 yılında Avrupa şampiyonu oldum. Ve milli takıma röportaj için geldiklerini söylediler. Ben de orada şampiyon olmuş bir sporcu olarak bana da söz hakkı verildi. Mücadele yapan kadın sporcularla ilgili bir belgesel çektiklerini söylediler sonrasında. Ama tamamen ben röportaj yapıyormuşum gibi hissettim. Yani öyle zannediyordum. İnan Temel Kur'an'ın eşi Kristin vardı ve çok duygulandı röportajım esnasında ve Siirt'e gelmek istediler. Siirt'e geldikten sonra da tamamen belgeselini benim üzerimden devam ettirmek istediler. Ben de kabul ettim. Gerçekten benim için de çok güzel bir tecrübeydi. Şimdi geriye dönüp yani tekrar izlediğin zaman, çünkü küçük bir yaştasın orada, böyle ya of bunu da nasıl demişim diyor musun? İzledikten hemen sonra demeye başladım. Şimdi izlediğim zaman daha farklı geliyor. Daha kendim, o yaşlardaki düşüncelerim olsun, yapmış olduğum her şey benim için çok daha anlamlı şimdi. Belgeselde iki başrol var. Biri sensin, ikincisi Adem Kesici. Senin antrenörün. Adem Kesici sana ne ifade ediyor? Adem hocam, ben Adem baba diyorum kendisine. Hı hı. Gerçekten dönüp baktığım zaman benim için yapmış olduğu fedakarlıklar, benim bu spora devam etmemdeki en büyük etken diyebilirim. Bir baba gerçekten oldu. Çünkü ben Siirt dışında herhangi bir şehre hiç adım atmamıştım. Kalabalık bir ailede büyümüştüm ve tek başıma bir yolculuğa aslında hazır değildim. Hep farkındaydı ve ilk günden itibaren kamplarımda, maçlarımda hep yanımda oldu. Milli takımda olmamasına rağmen milli takım uluslararası turnuvalarımda bile hep yanımdaydı. Artık sadece birimizin gözlerine bakarak da artık anlaşıyorduk yani. Ben sadece gözüne bakıp evet bunu yapacaksın, başaracaksın, burada olacaksın diyordu ve benim için çok büyük bir güç kaynağıydı. Ve aslında bu birazcık da etrafımdaki insanların da fark etmişti. Mesela rakiplerim de işte Adem Hoca'ya geldiği zaman böyle bir tamam evinin güç kaynağı geldi alıyordu. Maddi ve manevi anlamda gerçekten hani dediğim gibi biz çok iyi şartlarda, imkanlarda değildik. Bütün imkanları ve fırsatları benim için kendisi kendi imkanlarıyla oluşturdu. Adem hocam diğer bir mesleği de marangozluk. Hayatımda bana da bir şekil verdiğini düşünüyorum. Bugünkü evin olmamda eğer onunla buluşmamış olsaydı ama bana dokunmamış olsaydı ben ilk günden beri belki de devam etmeyecektim. Çok etkilendiğim bir yarışta kaybediyorsun. Bir yere kapanıyorsun, ağlıyorsun. Seni minderden kaldıramıyorlar hiçbir şekilde. Hocalarından bir tane seni bayağı böyle bir patates çuvalı gibi alıp sırtına yükleyip orada götürüyor. Kaybetmekle aranı düzelttin mi geçen bu zamanlarda? Düzelttim. Şöyle ben güreşe ilk başladığımdan beri hep şampiyon oldum. Yani ilk katıldığım Türkiye şampiyonası, ilk katıldığım uluslararası turnuva, ilk katıldığım Avrupa şampiyonası ve mesela kadın güreş tarihinde, Türk kadın güreş tarihinde henüz Avrupa şampiyonu olmuş bir sporcu bile yokken şampiyonluk elde ettim. Benim için hep kazanmak vardı. Yani kaybetmek diye bir şey yoktu. Ben hep kazanan taraftım ve öyle sürecek zannediyordum. Bir süre minderden kalkmadım. İşte hakem, arkadaşlarım, antrenörlerim bir sürü beni kaldırmaya çalıştılar. Ama ondan sonra benim için her şey çok daha farklı oldu. Çünkü ondan önce bu şampiyonluklar benim için çok normalleşmişti yani. Ama sonra bu şampiyonluğun daha fazla, daha benim için çok daha kıymetli olmaya başladı. Çok daha değerli olmaya başladı. Şimdi tabii o yıllar içerisinde bu kaybedişler benim için hep çok zordu. Mesela bir maçı kaybettikten sonra günlerce ağlıyorum, haftalarca hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Yani bir 4-5 yıl yani bunu kabullenmekte çok zorlandım. Ama sonra yani bu kaybedişlerin de değerli olduğunu farkında vardım. Ve o şampiyonluğa hasret kalmak, o şampiyonluğu tekrar dilemek, o duyguları hissetmenin de çok güzel olduğunu artık biliyorum.